Peki hocam e, grip aşısı, nezle aşısı gibi bundan böyle özellikle belirli bir yaşın üzerine yine e, kış aylarında yapılabileceği de yine e, uzmanlarımız tarafından açıklandı böyle bir çalışma varmış. Uzmanlarımız sağ olsunlar her şeyi bu şekilde bir çalışmaya çevirip ondan sonra bunu sürekli hale getirtmek için yaklaşımda bulunacaklardır. Hı hı. E, bizim Noah aşılanma metodumuz toplu taşımada seyahattir. Toplu taşımada seyahat yaparsanız doğal zaten anda. doğalından aşılanırsınız evet. ve bu aşılanma uygun biçimde olur yani her gün küçük 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 zaten virüs değişse bile siz her gün toplu taşımayı kullanırsanız değişen virüse karşı da artık bir süre sonra dayanıklı hale gelirsiniz. O yüzden en iyi aşılanma biçimi hayatın içinde kalmaktır. Onun dışında bunu biz bir rutine koyacağız. Her yıl rutin COVID aşısı yapılacak. Grip aşısı gibi her sene değişecek ve yeni varyant için böyle bir veri yok ellerinde. Hiçbir uzmanın bugüne kadar Hı -hı. bu konuyu herhangi bir iddia değil, iddia önerisi haline getirebilecek düzeyde bir bilgisi yok. Nasıl bir değişiklik gösterdiğini bilmiyoruz. Tamam, influenza virüsü için gripte aşı geliştirilmesini sağlayacak bir tahmin algoritması geçmişe yönelik olarak oluşturuldu ama bu çok büyük bir zaman dilimini kapsıyor. Hı hı. Şu anki mevcut tabloda böyle bir zaman dilimi birikmedi. 15 yıl sonra belki. Ya da biz onu görmeyiz. Zaten okullar açıldı okulların açılmasıyla birden bir patlama yaşandı doğru. varyant değişti söylenildi. Öyle dediler biz de öyle olduğunu kabul ettik. Bir yandan da evden çıkılmadı maskeler takıldı çok fazla kişiler kendini izole ettiler sonrasında bu belirtilerin de normal olduğu da yine söylendi doğru mudur hocam? Doğru doğru her Hı. dönemde okullar açıldığı zaman çocuklar hastalanırlar bunların hepsine covid demek mümkün değil. Bakanlığın aslında yapması gereken bir tek çalışma vardı. Kendileri yaptılar bize açıklamadılar mı onu bilmiyorum. Hı hı. Kesitsel olarak tararsınız. Yani hiçbir belirti olmasa bile sağlıklı insanlarda yani birkaç böyle otosanayiye gidersiniz, şeye gidersiniz, okullara gidersiniz, hiçbir belirtisi olmayan kişilerde bu hastalık geçirilmiş mi diye tararsınız. Hı hı. Eğer geçirilmişlik durumu yüksek çıkıyorsa o zaman o hastalıktan korkacak bir şey yoktur. Pandemi durumu ortadan kalkar. Hı hı. Ama böyle bir şey yapmak istemediler ya da yaptılar açıklama. Bakın her akşam insanlar ekrandan kaç vefat sayısı, ne kadar bulaş, ne kadar bulaş sayısı falan gibi rakamları takip ediyorlardı. Evet. Biz çok çabuk unutuyoruz. O renk bile turkuaz fonu bir renktir o. O bile özel bir renkti. Çünkü insanların hafızası o şekilde kodlandı. Hı hı. Bütün panolar, bütün her yer bu şekilde daha önceden bir şekilde tasarlanmış olan broşürler bunların hepsi bir anda ortaya çıktı. Ben daha ya ne oluyoruz diyemeden duvarlara asılacak posterler basılmıştı. Bu tür şeylerin kontrolsüz olarak yapılması, bu tür şeylerin ben bu işin içine dahil olmam 2008, 2009 yılına gidiyor. Ben gazeteciyim. Gazetecilik kökenli olduğunuz zaman, doktor olduğunuzda bir de üstüne size alıyorlar, götürüyorlar, gösteriyorlar. İlk pandemi uyarısı 2009'da Şarm El Mısır'da bir toplantıda yapıldı. Türkiye'de o toplantıya katıldı. Fakat gazeteci olarak sadece ben gittim. Bunun nedenini bilmiyorum. Bizden sonraki gün ikinci gün yani biz döndük o sırada gerçek kongreye başladı. O kongre konferans içerisinde devletler düzeyinde temsil vardı. Yani bir bilimsel kongre değildi zaten. Hı hı. Artı bir siyasi boyutu olan bir ekonomik politikalar boyutu olan bir toplantıydı ve. O sırada olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı. O zaman ilk uyarı yaptılar. Ge yakın zamanda bir pandemi çıkması bekleniyor. Bakın aynen böyle. Ülkelerin pandemi planları bile yapıldığı ortaya çıkmıştı. Evet. Pandemi yapılması, çıkması bekleniyor. Hı -hı. Evet. Dolayısıyla sizin bu aşıları şimdiden ısmarlamanız iyi oldu dediler. Ben gülümsedim döndüm ama o zaman bu düşünce biçimine sahip değilim. Tabii yazdık yani biz de önlemimizi almalıyız diye. O yazıları kullandılar, kullanmadılar onu bilmiyorum. Hı hı. Ama olay döndü döndü bir yıl sonra kuş gribi geldi. Kuş gribi de gelince insanla bir alakası yok. Tavukları götürdüler. Bir iki sene sonra baktık bir şey olmadı. Domuz gribi dediler. Bu sefer yine tayak Kusali. Ama domuz gribinde şöyle bir durum vardı. Üniversitelerin münferit olarak çalışmalarına müsaade ediyorlardı. Yani merkezi sistem yoktu. Hı hı. Bizim laboratuvara sordum hastalık böyle herkes çıldırmış vaziyette. Ne durumdayız dedim. Valla dediler ateşli tablo olarak gelenlerin %98'inin kanı pozitif çıkıyor dediler. Sonuçta ölüm yok. Olay kapandı. Ve insanlar bunların hepsini unuttular. 6 hmm. e, ay önceki olan durumu unutan insan bunu çok daha rahat unuttur. Yarın bir gün aynı şeyi yaptıkları zaman İnsanlar çıkıp da ya bunu bize nasıl yapıyorlar, nasıl yapabildiler, bu ne insanlık suçu falan demeyecekler. Yine evlerine kapanacaklar, maskelerini takacaklar paşa paşa. Aynı evin içinde iki kişi olarak maskeli bir ayrı odalarda oturacaklar. Bütün sosyal yapıları ne varsa hepsi bozulacak. Zaten bozuldu. Evet. İstenen bir şekilde o anlamda elde edildi. Üstüne de bir de üstelik aşılanmış bir popülasyon var artık. Yani artık bazı şeylere daha hassaslar. Her şeye daha hassasız ee, özellikle psikolojimizin bozulmuş olması o iki yılı geçirilen iki yıl hiç e, yaşanmamış sayılması bile e, insanlarda bir takım e, karamsarlık işte depresyon işte bakıldığı zaman e, depresyon ilaçlarının daha fazla antidepresan ilaçlarının daha fazla kullanılması rakamları her zaman görüyoruz. Bir de su çiçeği e, versiyonu var şimdi bir aşı karşıtlığı var zaten. Bu pandemi sürecinde onu da gördük. Şimdi de günümüzde çocuklarda hatta büyüklerde bile su çiçeği e, sorunu var. Bu aşı meselesini tam olarak ne yapmak gerekiyor çocuklarını aşılamayan anne babalar için? Yanlış çocuklar aşılanacak. Hı hı. Yani çocukluk çağı aşılarının uygulanması gerekiyor. Bunun içine su çiçeği de dahilse o da yapılacak. Hı hı. Karma aşı yapılacak. Verem aşısı yapılacak. Hepatit B aşısı yapılacak. Niye yapılacak? Çünkü bunlar hakikaten aşıyla önlenebilir hastalık. Çünkü bunların virüsleri sabit değişmiyor. Bakterileri değişmiyor. Bunların özellikleri değişmediği için bir kere aşılarsanız sizin çocuğunuzun hastalanma riski çok az. Ama siz tutup da her türlü hastalığa karşı aşı geliştirmiş olan bir endüstrinin bütün aşılarını vücudumda denetirim ben derseniz o da yanlış. Çünkü insanlar... Belli bir dönemde çok hassaslar. Bu ilk 3 yaş içinde. Hı hı. Bu ilk 3 yaş içinde bazı şeylere karşı aşılatılmaması. Hepsini yapılmaması. Ama klasik çocukluk çağı aşıları değil bunlar. Çünkü hı. endüstri sürekli yok işte yeni menenjit aşısı çıkarttım. Yok yeni... Ee, Değişik değişik varyant aşısı çıkarttım. Normalde hiçbir sorun yaratmayan hastalıklara karşı aşı çıkarttım. Bunları saatte size pazarlamaya çalışıyor. Sonuçta ne oluyor? Otizmde bir artış meydana geliyor. Bu sefer kaş yapalım derken göz değil yani kafayı falan götürüyorsunuz. Çünkü otizm dediğiniz anda olayın şekli değişir. Evet. Oradaki hesaplamada otizm dernekleri federasyonunun verdiği veri bu bana. 50 yıl içinde iki kişiden biri otistik diyorlar. Bu demektir ki insanlığın sonudur artık. Ha bu istenen şeyse o zaman yapılıyor. Yani istenen yere doğru gidiyor. Hı hı. Ama anneler babalar da tutup ben çocuklarıma hiçbir aşı yaptırmıyorum dedikleri zaman bu söz konusu olamaz. Yani belli bir aşılama sistematiği var. Fazlasını yaptırmalarını istemiyoruz. Aşı karşıtlığı dediğimiz şey ki, kısmi olarak katılıyorum görüşlerine. Her şeye karşı aşı aşı. Yakında bir gün yok işte kolesterol aşı. Bilmem ne. Bunların hepsini söyleyecekler. Alzheimer aşısı. Çünkü bunların hazırlıkları zaten yapıldı. Hı hı. En sonunda bu pandemi döneminde mesela gördüğümüz şu oldu. E aşılara bağlı da bir hafızada bir zayıflama olmadığını söyleyemem insanlarda. İzolasyona bağlı bir Zayıflama olmadığını söyleyemem, İnsanlar anlamamaya başladılar. Özellikle bir kesim sadece evinden çıkmayıp televizyon seyrettiği için algısını tamamen kaybetti. Hı hı. O iki seneyi unutmak istiyorlar değil, zaten yaşamadılar, unuttular. Yaşanmamış olan bir süre bu. Ama o dönem onun tedirginliği, onun olağanüstü paniği, ben bunları gördüm. Şimdi tutup da bugün he yapmalarını gerektirecek bir durum yok, tekrar gerekirse bu yapılabiliyor. Net bir şekilde. Ama işe gitmeni, Kuş kribini de gördüm, iş, domuzu da gördüm, kobi gördüm. Ha, Hı. kanunen yasakladı. Evet. O zaman diyorsunuz ki, tamam yapacak bir şey yok. Rüzgara karşı şey yapmanın gereği yoktur. Bu sonuçta döner dolaşır, size bulaşır. O zaman ne yapıyorsunuz? Sesinizi kesersiniz, beklersiniz. Çünkü bu besbelli ki böyle. İşe gitmek de yasak, otobüse binmek de yasak. İşte aşısızsan sinemaya da giremezsin. durumuna getirildiyse eğer, Tabii. o zaman bu başka bir şey istiyorlar diyorsun. E, büyüklerimiz düşünsün onda artık. Yeni virüsler beklemeliyiz mi diye soracaktım ama zaten bekleniyor, aşıdan, bekleniyor. aşıdan yola yani çıkarak, bekleniyor. hani Çin'de var olan hastalıkları bir iki ay öncesine söyledim. karşı olağanüstü bir durum vardı. Yine karantinalar, olağanüstü karantinalar inanılmaz. Şu an hiçbir haber gelmiyor. Evet. Bazı arkadaşlarım yurt dışı kanallarını takip ediyorlar. O kanallardan aldıkları haberleri benimle paylaşıyorlar. İşte falanca eyalette tekrar çıktı, filanca ülkede bir daha başladı şeklinde. Onlar bize yansıtılmıyor. Medya, merkez medyanın biliyorsunuz birkaç tane kanalı vardır. Bir tanesini izlersiniz. Bu bir tanesini izlersiniz dediğim, medya kanalları da onu izlerler. Reji odalarında açıktır. O ekranlardan, o ekran hangisini gösteriyorsa siz de o haberi vermek zorundasınız. Onun sizin tarafınızdan yansımasını aktarabilirsiniz ama dışına çıkamazsınız. Ana ekran şu an onu göstermiyor ama yarın bir gün onu gösterirse o zaman tekrar o konuşulmaya, o tartışılmaya başlanacak.